Merhaba arkadaşlar, ben Adana Gündoğdu Koleji Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serhat Sönmez. Bu videoda Gündoğdu Profesyonel Gelişim Akademisi olarak hazırladığımız Google Classroom konu öğrenme kılavuzu ile birlikte olacağız. Classroom, Google tarafından okullar için geliştirilen ve atamaları kağıtsız bir şekilde oluşturma, dağıtma ve derecelendirmeyi basitleştirmeyi amaçlayan harmanlanmış öğrenme platformudur. Kısaca Google Classroom, dijital ortamda sanal sınıf imkanı sunan bir uygulamadır. Google Classroom uygulamasını harmanlanmış eğitim programının bir parçası olarak görmektedir. Classroom, öğrencilerin ve öğretmenlerin ödevleri düzenlemesine, ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesine ve iletişimin arttırılmasına yardımcı olur. Ayrıca öğrencilere ödev verirken yüklemiş olduğunuz doküman üzerinde ekip çalışmaları yapmalarına veya öğrencilere dokümanın birer kopyasını oluşturarak bireysel şekilde ödevlerini yapmalarına olanak tanımaktadır. Classroom kullanmak için bir Google hesabına sahip olmamız gerekmektedir. Classroom, Google Drive, Gmail, Takvim gibi Google uygulamalarıyla entegre bir biçimde çalışarak kullanıcıları için büyük esneklik sağlamaktadır. Bu esneklik sayesinde sınıf akışında paylaşılan gönderileri mail bildirimi olarak alınabilmekte, takvimden yaklaşan ödevlerin takip edilebilmekte, Google formlar ile oluşturulan bir online sınav veya anket öğrencilerle paylaşılabilmektedir. Buna ek olarak Google Eğitim Partnerleri'nde geliştirilen uygulamalarla da senkronize olarak çalışabilmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, Prometheum firması tarafından geliştirilen Classflow uygulamasına Classroom'da var olan tüm sınıflarınızı basitçe taşımanıza olanak vermektedir. Google Eğitim Partnerleri'nde geliştirilen bu tarz uygulamalarla senkronize bir şekilde çalışabilmektedir Google Classroom. Şimdi birlikte Google Classroom uygulaması üzerinde neler yapabildiğimize göz atalım. İlk olarak Classroom'a giriş yapacağız. Şu şekilde bakın Classroom uygulaması yer alıyor. Google Classroom'a girdiğim zaman bu şekilde bir ekran beni karşılıyor. Eğer sizlerin daha önceden kaydolduğu bir sınıf yoksa burada boş bir ekran göreceksiniz. Benim daha önceden eklenmiş olduğum sınıflar ise burada yer almaktadır. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sanal bir öğretmenler odası dahi mevcut. Tüm sınıflara, sınıf listelerini, öğrencilerimi buradan erişebiliyorum. Şu an yaz saatinde olduğumuz için şu beyaz alanları görüyorsunuz sınıflarda. Ancak ben bir sınıf oluşturmuştum ve oraya bir ödev atadım sizlere daha detaylı gösterebilmek için. Bakın herhangi bir sınıfta bir ödev verilmişse ve teslim tarihi yaklaşıyorsa bu şekilde uygulama üzerinde beni uyarmakta. Bakın diyor teslim tarihi bugün olan diyor bir ödev var diyor. Bu şekilde gösteriyor. Şimdi ilk başta bir sınıfa nasıl katılıyoruz? Bir sınıf nasıl oluşturuyoruz? Birlikte buna bir göz atalım. Bakın sağ üst köşede bir artı ikonu var. Bir sınıf oluşturun veya bir sınıfa katılın seçenekleri geliyor. Gelip buraya bir kez tıkladığım zaman sınıfa katıl, sınıf oluştur şeklinde iki ayrı seçenek geliyor benim karşıma. Burada sınıfa katıl dediğim zaman benim sınıfa katılabilmem için bir sınıf kodu girmem gerekiyor. Google Classroom'da tüm sınıfların kendine özel bir kodu mevcut. O kodu sınıf sahibi benimle paylaşırsa ben buradaki sınıf kodu alanına girerek hızlıca sınıfa giriş işlemini, katılma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Ancak o kadı sahip olmadan ne yazık ki burada bir sınıfa katılamıyorum. O yüzden şu an çıkacağım. Şimdi bir de sınıf oluşturmaya göz atalım. Alt ikonuna tıkladım. Sınıf oluştur dedim. Burada benden zorunlu olarak bir sınıf adı istiyor. Meet Online. Pardon.
Classroom, online, video, dersi. Evet, Classroom, online, video, dersi adını verdim. Bölüm, konu ve oda isimlerini boş bırakabilirim. Oluştur dediğimde. Şu an oluşturuluyor. İnternet hızına bağlı olarak burada biraz bekleyebiliriz. Ben şu an Classroom Online Video Dersi adında bir sınıf oluşturulmasını bekliyorum. Ve evet, şu an görmüş olduğunuz gibi sınıfımız oluştu. Bakın, az önce hani bir sınıfa katıl demiştim ya. O katıl kısmında şu an bir başkasının katılabilmesi için bakın sınıf kodu diyor. Şu sınıf kodunu kopyalayıp sınıfa eklemek istediğim veya sınıfa katılmasını istediğim kişi veya kişilere yolladığımda sınıfa katıl kısmına gelip bu kodu girdiklerinde otomatik olarak bu sınıfa katılabiliyorlar. Ancak tabii ki sınıfa katılmanın tek yolu bu değil. Şimdi birlikte diğer yollarına da bakacağız. Classroom Online Video Dersi diye bakın. Burada bir başlık geldi. Sınıf başlığı geldi. Şu an sınıf boş. Herhangi bir duyuru yok, ödev yok, öğrenci yok hatta. Bakın sınıf çalışmalarına geldiğimde boş görünüyor. Ancak Classroom üzerinde de kendi sınıfınıza özel bir Meet bağlantısı ekleyebiliyorsunuz. Google takvim üzerinde tüm etkinlikleri takip edebiliyorsunuz ve sınıf Drive klasörü diye bir yer var. Orada tüm paylaştıklarınız, örneğin duyuru olarak bir video paylaştınız. 19 Mayıs ile ilgili bir video paylaşmış olabilirsiniz. Buna sınıf Drive klasöründe erişime hakkına sahipsiniz. Ya da öğrencilerinize bir ödev verdiniz. Öğrencileriniz yaptı, sisteme yükledi. Öğrencilerinizin yapmış olduğu tüm ödevlere sınıf Drive klasörü üzerinden erişebiliyorsunuz. Birazdan zaten bu özelliklerimizi aktif olarak kullanacağız. Şimdi kişi ekleme kısmına gelelim. Bakın burada ne diyor? Kişiler. Ben öğretmen olarak bulunuyorum. Şu an bu sınıfı oluşturan kişi olduğum için. Ancak farklı öğretmenler de ekleyebilirim. Bakın öğretmen davet edin diyor. Ben buraya gelip bir öğretmen arkadaşımı yazarak davet et deyip davet edebilirim. Tabii sınıfta hani 4-5 öğretmen de olabilir. Fakat henüz Hüsnü hocamız öğretmen olarak buraya eklenmedi. Neden? Çünkü ben kendisini davet ettim. Kendisine giden davet mailindeki daveti kabul etmediği sürece veya Classroom üzerinden gelip Classroom uygulaması üzerinden kabul etmediği sürece burada öğretmen olarak görünmeyecek. Sadece davet edildi şeklinde görünecek. Peki ya öğrenciler? Öğrencileriniz de yine aynı şekilde kodla katılabiliyor ya da siz buraya gelip öğrencilerinizi yazabilirsiniz. Ben şu an herhangi bir öğrenciye davet göndermek istemiyorum. Ama sizlere gösterebilmek adına birkaç öğretmen arkadaşımı öğrenci olarak ekleyeceğim buraya. Enes hocamızla başlayalım. Evet, bu şekilde zümre arkadaşlarımı ekledim. Davet et diyorum. Şu an davet mailleri gidiyor. Şu an sınıfa 3 adet de öğrenci ekledim. Ama hiçbir öğrenci şu an kabul etmedi bakın burada. Zaten yeni gönderdim. Bu göndermiş olduğum davetleri kabul ettikleri zaman sınıfın aktif birer bireyi olabilecekler. Sınıfta paylaşmış olduğum her şeyi görüntüleyebilecekler. Notlar kısmında ise herhangi bir öğrenciye vermiş olduğunuz notları görüntüleyebilirsiniz. Şimdi buradan bir çıkalım. Akış kısmına gelelim. Bu sınıf oluşturmayı göstermek için şu an oluşturmuş olduğum bir sınıftı. Burada size bir de şu özelliği göstermek istiyorum. Bakın Meet bağlantısı diyor ama bu sınıfın henüz bir Meet bağlantısı yok. Meet bağlantısı oluştur dediğim zaman bakın bir uyarı verdi. Meet görüntülü toplantıları sayesinde uzaktan öğrenim için öğrencilerle bağlantı kurabilirsiniz. Meet'i sınıf ayarlarınızdan yönetebilirsiniz. Meet bağlantısı oluştur diyorum. Kaydet diyorum. Evet. Şu an bakın bir Meet bağlantısı oluştu. Tıkladığımda girecektir. Evet. Bakın bu şekilde geldi.
kamerayı kapatabiliyordum, mikrofonu kapatabiliyordum, farklı ayarlar yapabiliyordum. Buraya bir isim atadı. O ismi neye göre atadı? Bakın şuradaki slash ifadesinden sonra yazan karakterler, Google Meet diyor, Lookup diyor, bir slash koyuyor. Karakterler var. Bu karakterler bizim Meet bağlantımızı oluşturuyor ve burada sınıf adı olarak geçiyor. Daha doğrusu Meet görüşme adı olarak geçiyor, toplantı adı olarak geçiyor. Yani keşke orada şuradaki şu Classroom Online Video dersi yazsa. Bu arada bu bağlantı değişmiyor. Sürekli olarak aynı kalıyor. Tabii kullanabilirsiniz veya öğrencilerinizle günde bir kez bir araya gelmek için bu bağlantıyı kullanmanız faydalı olabilir. Ancak dersi eğer uzaktan eğitim derslerinizi Google Meet ile yapacaksanız takvim üzerinden Meet etkinlikleri oluşturup matematik dersi, Türkçe dersi, fen bilimleri dersi, İngilizce dersi gibi isimler verip sonrasında şuraya bakın sınıfınızda bir şeyler paylaşın diyor ya, buraya gelip bunu öğrencilerinize duyurabilirsiniz. Ders programını duyurursunuz, başa tutturursunuz. Başa tutturma özelliğimiz de var birden fazla paylaşım olduğu zaman. Başa tutturulan bir gönderi olarak kalır o. Linkleri buraya yapıştırırsınız bir kez ve öğrencilerinize şunu diyebilirsiniz. Google Meet'e geldiğiniz zaman günlük tüm derslerinizi görebileceksiniz. Google takvime girdiğinizde tüm derslerinizde haftalık, aylık, hangi gün, hangi ders var hepsine yayın akışına erişebileceksiniz şeklinde bir bilgi verdiğinizde çok daha sağlıklı ilerleyecektir uzaktan eğitim süreci. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Bakın sol kısımda sınıflar kısmı var veya tüm sınıflar şu şekilde geliyor zaten. Burada şu an sadece benim dersine girmiş olduğum sınıflar mevcut. Benim öğretmen olarak atandığım sınıflar mevcut. Ben şu Classflow sınıfına geleceğim. Classflow bir uygulama. Harmanlanmış öğrenmede kullanılabilecek bir uygulama. Hatta normal sınıflarımızda da kullanabileceğimiz ders içi öğrenci etkileşimini arttırmaya yardımcı olan bir uygulama. Onu test etmek için kurmuştum bu uygulamayı. Bugün de bir ödev ekledim. Hani sizlerle de paylaşabilmek için. İlk başta şu şekilde bakalım. Konular ekleyebiliyoruz, ödevler ekleyebiliyoruz ve bir sınıfta bir şey paylaştıktan sonra bakın şurada yayını yeniden kullan diye bir seçenek var. Önceden oluşturulan yayınları ben bu sınıfta seçerek yeniden kullanabiliyorum. Yani aynı şeyi sürekli yazıp paylaşmama gerek kalmıyor. Yayını yeniden kullan özelliğiyle kullanabiliyorum. Şu an biraz yanıt vermesi uzun sürdü. Yanıt vermesini bekliyorum. Biraz bekletecek galiba. Bir kapatıp tekrar açacağım burayı. Evet, kapatıp açtığımda geldi görmüş olduğunuz gibi. Bakın, burada daha önceden kullanılmış olan, duyurusu yapılmış olan bazı gönderileri görüyoruz. Ben bunlardan herhangi birini tıklayıp sınıfta yeniden yayın olarak kullanabiliyorum. Bu sınıflarda paylaşılan yayınlardan herhangi birini seçebilirim. Bu şekilde bir özelliğimiz de mevcut. Yani örneğin 7A sınıfında bir şeyi paylaştıktan sonra aynısını 7B'de, 7C'de, 7D'de, 7E'de tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Bir öncekini zaten kullanabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmiyorsa üzerinde. Şimdi sınıf çalışmaları kısmına geldiğim zaman bakın bir proje vermişim. Proje burada geliyor. Bu projeyi de ödev olarak vermişim. Kişilere geldiğimde ben öğretmen görünüyorum. Şu an ben bu sınıfa 4 tane öğrenci eklemişim. Yine çalışma arkadaşlarımdan ekledim bu 4 öğrenciyi. 3'ü kabul etmiş. Şu an bu sınıfın aktif öğrencisi. Ama 1 kabul etmediği için şu an pasif durumda görünüyor. Ve ben bu sınıfa bir ödev verdiğim zaman haliyle 4. öğrenciye gitmiyor. Sadece 3 öğrenciye gidiyor. Vermiş olduğum ödev veya sınıfta yapmış olduğum herhangi bir duyuru. Bu önemli bir detay.
aksaklık yaşamamak adına davet gönderdiyseniz tüm öğrencilerin davetini kabul ettiğinden emin olmanız gerekiyor. Zaten kabul eden burada koyu bir şekilde görünüyor. Hatta veli de ekleyebiliyorsunuz. Classroom'a veli davet de edebiliyorsunuz. Buraya gelip hızlıca veli de ekleyebilirsiniz. Enes Hoca'ya veli atayalım. Bakın ne diyor? Veliler öğrencilerin çalışmaları ve sınıf duyuruları ile ilgili bir özet alır. Ders verdiğiniz tüm sınıfları veliye posta özetlerine ekleyin diyor. Hayır, teşekkürler diyorum. Sadece buraya ekledim bakın. Hani bu şekilde öğrencilerinizin, velilerini de davet ederek velilerinizin de sınıfta yapmış olduklarınızdan, bu sanal sınıfta vermiş olduğunuz ödevler varsa ödevlerden, göndermiş olduğunuz etkinlikler varsa etkinliklerden, her türlü paylaşımdan haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi sınıf çalışmaları kısmı var, notlar kısmı var. Buralara bakacağız. Şu an herhangi bir not vermemişim. Tek bir kişi ödevi teslim etmişti. Birazdan ödeve bakacağız, inceleyeceğiz. O kişiye not vermemi istiyor. Ancak bakın ödevi teslim etmeyen öğrenciye herhangi bir şekilde not vermiyor. Sınıf ortalaması burada otomatik olarak alınıp görüntülerini biliyor. Şimdi tekrardan bir class flow'a gelelim. Ayarlara girelim. Bakın burada sınıf kodu, silinen ögeleri göster, veli özetleri göster. Tüm bunları sınıf ekle diyerek evet oluşturabiliyorsunuz. Ekstra olarak bakın gelen not ortalaması burada yüzdelik olarak hesaplıyor. 10 tane ödev varsa 10 tane ödevde işte öğrenci 6'sında 100 alsın, birinde 90 alsın, birinde 85 alsın. Tüm bunların ortalamasını alıp gösteriyor. O yüzden ben bu özelliği çok kullanmıyorum. Ama kullanmak isteyenler için not ortalamasını bu özelliği de kullanabilirler. Değişiklikleri ben siliyorum şu an. Bir ödeve gelelim. Ödev vermeyi de göstereceğim sizlere. Teslim eden bir kişi iki öğrenciye çalışma atandı. Neymiş? Bir bakalım. Bakın bu şekilde bir ödev yüklemişim ve her öğrenciye bir kopya atamışım. Ona bakacağız şimdi. Bakın teslim eden bir kişi. Erhan Tamer öğretmenimiz ödevi teslim etmiş. Ben bir kez tıkladığım zaman ödeve. Kendisine not vermem isteniyor. Ya da şuraya tıklayarak tam ekran olarak da açabiliyorum yapmış olduğu işlemleri. Bakın şu an burada beni gösteriyor. Şekilde gelelim. Erhan hocamızın yapmış olduğu değişiklikler var. Şuraya hayat kurtarma zincirini kendisi eklemiş. Öğrencilerimizin adı yazıyordu. Onları silip yerine hayat kurtarma zincirini eklemiş. Tek bir sayfada görünsün diye galiba. Ödevi nasıl vermiştim? Şimdi birlikte bir ona bakalım. Kendisinin kopyası geldi. Bakın Erhan Temel diyor. Tire proje alanı diyor. İnsanlık yararına teknoloji kapsamındaki proje için geldi. Ben yanlışlıkla fazladan kapattım. Okula gidiyorum. Hızlıca Classroom'a erişeceğim. Evet, bakın Classflow sınıfıydı. Son eklenen sınıf bakın en başa geldi az önce oluşturduğumuz. Sınıfınızda bir şeyler paylaşın diyor. Ek ekleyebiliriz. Öğrencilerimizde burada ne paylaşıyoruz? Duyuru paylaşıyoruz. Yani ben buraya bir şey geldiğimde yazdıklarım duyuru olarak geliyor. Duyuru deyip yarın saat 13.00'da diyelim. Sınıf Meet bağlantısı üzerinden proje ödevleriniz üzerinden beyin fırtınası yapmak üzere toplanacağız diyelim. Evet. Sağlıklı
Bunlar. Bu şekilde yazalım. Yayınla dedim. Şu an bu sınıfta bir duyuru yayınladım ben. Sınıf çalışmalarına geldiğimde ise bakın oluştur diyor, görüyor musunuz? Bu arada konular var. Ben şu an proje vermiştim. Geldim buraya oluştur dedim. Ödev, test ödevi, soru, materyal, yeniden yayın kullan. Bakın akışta da vardı bu yeniden yayın kullan özelliği. Burada da var. Test ödevi dediğimde ne oluyor? Bir bakalım. Dijital vatandaşlık testi olsun. Testimizin adı. Daha doğrusu ödevimizin adı. Talimatlar. Buraya öğrencilerin o testi çözerken uyması gerektiği talimatları yazabilirsiniz. Bakın blank quiz diye bir form oluşturdu. Google formlar videosu şu an hazırlanıyor diğer çalışma arkadaşlarım tarafından. Orada detaylı bir şekilde bir Google form üzerinden test veya anket nasıl oluşturursunuz anlatılıyor zaten. Ancak burada öğrenmemiz gereken şey şu. Ben bir test oluştur dediğim zaman otomatik olarak formu da oluşturuyor ve sınıfta ödev olarak yayınlıyor. Ben sadece şuraya gelip başlığı değiştireceğim. Dijital vatandaşlık diyelim. Her sene ilk hafta boyunca işlemiş olduğumuz konumuz otomatik olarak kaydetti. Şuraya da yazalım onu. Hatta kopyalayıp adını değiştirelim. Çünkü bunu birazdan sınıf drive klasöründe görüntüleyeceğiz. Dijital vatandaşlık testi dedim. Bu ismi unutmayalım. Kapattım bunu. Otomatik olarak kaydetti. Ödev ver demeden önce teslim tarihi. Ben bu ödevi pazar günü 16 Ağustos pazar günü almak istiyorum. Saatte girebiliriz. Konu diyor. Bakın projelerde testler şeklinde bir konu oluşturdum. Ödev ver dedim. Şu an ödev veriliyor bakın. Artık akışa geldiğimde bakın dijital vatandaşlık Google formlar linki burada mevcut. Şu an hiç kimse yapmamış. 3 öğrenciye çalışma atandı. 3 öğrencinin ayrı ayrı yanıtları bana gelecek. Konularda ise yani sınıf çalışmalarına geldiğimde ise bakın testlere tıkladığımda testleri görüyorum. Projelere. Eğer siz bir yıl içerisinde bir sınıfta 20 tane proje yayınlıyorsanız 100 tane test yayınlıyorsanız bu şekilde konu başlıklarını ayırmanız faydalı olacaktır. Ya da aynı sınıf üzerinde bilişim teknolojileri dersi, görsel sanatlar dersi, müzik dersi, matematik dersi, fen bilimleri dersi bu şekilde konu başlıklarını ayırıp ders derste gruplandırma, kategorilendirme yapabilirsiniz. Kişilerimiz bu şekildeydi. Akışımız. Hani bu şekilde bunları oluşturduk. Sınıf çalışmalarına geliyorum şimdi. Bakın sınıf drive klasörü diyor. Bir kez buraya tıklayacağım şimdi. Sınıf drive klasörüne geldiğimde artık bakın dijital vatandaşlık testi. Az önce oluşturduğumuz test değil mi? Otomatik olarak buraya geldi. Ben bunun tüm analizlerine zaten erişebiliyorum. Dediğim gibi Google Formlar videosunu izleyin. Orada bunlar yer alıyordur, alacaktır. Ancak akıllı ilk yardım çantasına geldiğimde ben tek bir dosya yüklemiştim o ödevi öğrencilere verirken, atarken. Bakın 3 öğrenci vardı sınıfta. Öğretmenlerimizi öğrenci olarak eklemiştim. Enes hocamın yanıtı, Erhan hocamın yanıtı, Rahim hocamın yanıtı. Daha doğrusu kendilerine atanan kopya dosyalar bunlar. Erhan hocamız yanıt vermişti. Onun yanıtı bakın diğerlerinden farklı geliyor. Diğerleri bu şekildeyken. Onun yapmış olduğu değişiklik de burada görüntüleniyor. Bu şekilde tüm ödevlerinize, tüm sınıftaki kaynaklarınıza Drive Cluster üzerinden de erişebiliyorsunuz. Benim Google Classroom'a dair anlatacak olduklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda Classroom konu çalışma soruları ile birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.